Herkese selamlar, ben Emre. Bugün Mortal Kombat Mobile'ın yeni bir bölümündeyiz. Ve yine karakter tanıtımında şey yapacağız, hebele hebele akacağız. Karakter tanıtacağım. Bunu şu an 3 gibi izliyorsanız muhtemelen 7'de bir tane daha video gelecek demektir. Yine karakter tanıtım videosu. Bunları hızlı bir şekilde artık tanıtmak istiyorum. Çünkü Silver'lar ve Bronze'lar da dahil oldu işin içerisine. O yüzden çok uzun bir seri olacak. Ne kadar hızlı çekersem o kadar iyi olacak yani. Ne söyleyeceğim bilemedim anasını bir an. Şimdi... Şöyle ki ben size isim okumayı 10.000'de yapacağım diyordum ya, hani video içerisinde kodlar veriyorum ya, bu kodlar isim okumaya yarıyor. Onu 9.000'de yapacağım. 9.000'de yapalım bakalım, isim okumayı unutuldu anasını satayım. Bir yapalım, onlara sıkıştıralım. Güzel bir şekilde olsun. Yani şöyle ki bir de videoya yaş kısıtlaması getireceğim. Bir tane dostumuz yaş kısıtlaması getir bakalım, iş yapacak mı diye şey yapmıştı. Yaş kısıtlamasında bir şey yok, yine aynı şekilde izleyeceksiniz yani, sadece soracak işte girerken. Soracak mı onu bile bilmiyorum ki. 18 yaşından küçükseniz bilmem ne yapmayın falan, hebele hebele diye. Mortal Kombat'ın kendi kanalı da aynı şekilde bunu yapıyor. O dikkatimi çekti. Mortal Kombat yayınlayanlar da bunu yapıyor. O da dikkatimi çekti. O yüzden yapacağım onu, yaş kısıtlaması getireceğim. Bakalım ne olacakmış. Yine izlemeye devam edeceksin dediğim gibi. Çok uzattım burayı. Outlast bu arada hoşunuza gitmiş. Hoşunuza gittiyse çekmeye devam edeceğim. Genelde dün yorumlarda şey gelmiş. Ya şimdi şey yaptı. İlk bölümü çekti. Bir daha çekmeyecek. Korktu, oynamaz demişler. Oynarım, merak etmeyin abi, sıkıntı yok. En son Silver Örmek'i tanıtmıştık. Geri dönmüştük onları tanıtmak için. Klasik Örmek'i falan tanıttım. Biliyorsunuz zaten. Aaron Black abimiz var. Şimdi Day of Dead, Aaron Black. Day of Dead'lerden abimizi bir tanıtacağız. Bu bayağı hoş bir karakter bu arada. Yani güzel bir karakter. Niye hoş bir karakter? Göreceğiz birazdan. Hadi bakalım. Girelim şöyle seri bir şekilde. Outlast'ı bu arada yani 25-30 dakika falan çekmeyi düşünüyorum her bir bölümü. Böyle bir saatlik video falan çıkarmak çok zor. Bir saat Outlast oynamak zaten hani yaşam sınırları içerisinde biraz zor. O bayağı zor. Ben gündüz çekiyorum hani videonun tamamını çekebileyim diye. Gündüz bile zor oluyor. Hani zorlanıyorum. Dün zaten gördünüz. O yüzden yani dediğim gibi şey yapacağım. Evet, şu an saat 4. Dün yani siz bunu izlerken dün 4 oluyor. Bugün ne lan günlerden? Günleri bilmiyorum ya. Pazartesi mi ya bugün? Galiba pazartesi, hiçbir fikrim yok ama günleri takip edemiyorum şu aralar. Şimdi Aaron Black abimiz ne yapıyor? Special attack kullandığımızda Day of Dead Aaron Black %40 şansla karşı rakibe power drain atma ihtimaline ve aynı zamanda bu yeteneğini ücretsiz bir şekilde kullanma ihtimaline sahip oluyor. Yani yo bir saniye dur. Special attack özel yetenek kullandığımızda, özel saldırı kullandığımızda Aaron Black %40 şansla bu yeteneği ücretsiz bir şekilde kullanma ihtimaline sahip oluyor. Aynı zamanda karşı rakibe power drain atıyor. Ve bu gerçekleştikten sonra nasıl yani? %30 ihtimalle karşı rakibin hepsine mi power drain atma ihtimaline sahip oluyor? Öyleyse her ayı gibi güçlü. Ve Aaron Black yenildiğinde %50 şansla Day of Dead karakterlerinin bitirici kombolarında onlara asist sağlıyor ve özel yeteneklerinde aynı şekilde asist yapma ihtimaline sahip oluyor. Aynı şekilde assassin karakterlere karşı dodge'lama şansına falan sahip oluyor anladığım kadarıyla. Şimdi pasif önemli. Niye önemli? Birinci yeteneği bir atalım. %40 düşük bir ihtimal ama olsun. Şimdi birinci yeteneğimiz gene dolu, görüyorsunuz. Atalım bakalım ne olacak. Bakın attım ama birinci yetenek şu an gitmedi. Ve aynı şekilde bir kere de atma şansına sahip olacağım. Birazdan yapacağım zaten. Attım, gene gitmedi. Gene %40 çalıştı. Attım, bu sefer gitti. Bir saniye. Evet, geldim hemen seri bir şekilde. %40 şans önemli. Hani çok düşük bir şans değil. Gerçekten iyi. İş yapar yani, her türlü iş yapar. Bunu bloklamam lazım. Bitirici kombomuz falan da gayet, kombolarımız gayet tatlı ya. Baksana abi. Foot böyle şey yapıyor. Deathmark'ı da aktif ettik bu arada. Bu Aaron Black'in yeteneği değil bu arada, Deathmark. Şeyden Talent Points'lerden gelen bir şey yok. Kahvemde, şurada kahvemi içeceğim birazdan. Oh hadi bakalım. Boynum koptu kardeşim, yavaş yavaş. O nasıl boyun çeviriş ya? Şöyle bir devam edelim. İkinci yeteneği falan da göstereyim ben size. Lan ben bunu karıştırmamış mıyım ya? Abi karıştırmamışım galiba kahveyi. İğrenç bir tadı var. Şeker de attın diye sanıyordum ama. Şeker atıyorum vardı. Evet, şekerli içiyorum abi. O şeyden değilim yani. Böyle bir şeye gidiyor mesela.
restorana gast işte restoranda çay niye içersin bilmiyorum ama çay içiyor mesela. Şeker getirmiş garson. Garson bu ne lan deyip kaşığı fırlatıyor ya böyle şekerle beraber. Onlardan değilim merak etmeyin. Şekersiz içtiğim zamanlar da oldu. Denemek için yapmıştım. Ya çok bir şey fark etmiyor ama şekerle daha çok hoşuma gidiyor. Sıkıntı yok yani. Şöyle bir atayım. Niye bu kadar boş yaptım bununla ilgili bilmiyorum ama yeteneğimiz gene %40 ihtimalle şey yaptık bu arada kullanmadık. Bu sefer kullandık. Bak gitti yeteneğimiz şeyi. Barımız gitti. Bak barımız gitmedi. Şu an gene beleş kullandık bunu. Atalım bakalım beleş kullanabilecek miyiz? At kanka. Bunu beleş kullanamadık. Tamam. Şunu yapma. Oo 12.000 lan çok vurdu ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Şunu bir atayım. Şöyle bir. Şu an Rumble'daki canı çok fazla olmadığı için normal. Biraz hasar yiyeceğiz yani. Normalde diye düşünüyorum. Şunu bir sal kanka. Ver şunu. Şunu ver. Oh. Rumble'daki bir geç. Bunu kullan. Beleş kullanamadık bu arada. Hop hop. Güzel. Bundan sonra şimdi ikinci yeteneği göstereceğim. Pasif anlatabildim değil mi? O anlatabildiysem sıkıntı yok. Rumble'daki tabii ki neyi de kullanabilirsiniz? Day of the Dead teammate'lerde bayağı iş yapar abi. Bayağı bayağı iş yapar. Aynı zamanda karşı rakibin yetenekleri aşırı güçlüyse bu karakteri alabilirsiniz. Çünkü her yetenek kullandığınızda karşı rakipten güç emiyorsunuz. Karşı rakibin gücünün emilmesi bayağı bayağı önemli. Evet abi yine geldim. Ufak bir bölünmeden sonra sıkıntı yok. Şöyle ki Soul Swipe'ın aktif olmuş bu arada. Örmeki anlatmıştım ama inşallah şey yapar. İş yapar yani. Arkadan hayvan gibi sesler geliyor. Gene videoyu bölmek istemiyorum ama bölmem gerekecek galiba. Çok hayvan gibi sesler geliyor. Bir saniye abi burası rahatsız edecek. Bir dakika bir dakika. Evet geldim. Bizim mahallenin çocuklarında pek beyin bulunmuyor da yani maalesef aileden gelen bir şey sanıyorsam yani mahalle olarak sıkıntılıyız birazcık. Yani değişik. Şöyle ki ikinci teni göstereceğim hemen. İnşallah gösterebilirim tek yemezsem. Atalım şunu. Ayı gibi hasar vuruyoruz bu arada normalde birazcık kaçırdık ama olsun. Hayvan gibi vurabiliyoruz yani merak etmeyin o konuda. Hasar yönünden gerçekten yeterli bir karakter. Can yönünden de iş yapar. Kıvraklık yönünden eğer çok yetenek kullanmayı seviyorsanız baya baya iş yapacak bir karakter. Çünkü gerçekten çok fazla yetenek atabiliyor ya. Hani şu barı iki kere dolduruyorsun mesela %40 şansta bak mesela iki kere attım. Üçüncüye attım. 2 barlık şeyle 3 barlık yetenek kullanıyorsunuz. 2 barlık yetenek şeyinizde. Bence gayet hoş abi. Öldük bu arada. Şaka yaptım. Yan çara geçmesem o karakter ölmüştü. Yan karaktere geçmesem. O yüzden geçtim abi. Hop, aşırı sıcak oldu bu arada şu an. Kapıyı kapattım. Üstüne pencereyi kapattım. İnanılmaz bir sıcak oldu. Neyse. Şöyle seri bir devam edelim. Hadi kardeşim. Koştur bakalım. Dördüncü şeye gelmişiz. Çok güzel. Bounty Hunter, Rumble'daki falan var karşıda. Sıkıntı yok. Şöyle full şeyi de göstereyim de. Yeteneklilerin özelliklerini de falan buradan da göstereyim de. Bunu attığımızda karşı rakibe dediğim gibi ayı gibi hasar çıkartıyoruz. Üstüne bir de kör etme ihtimalimiz var. Ya yani kör ediyoruz hatta direkt kör ediyoruz. Yeteneği güçlendirdiğinizde kör süresi artıyor. Körlük süresi artıyor. Üçüncü yeteneğimiz de Trick Shot. Bunu atıyor. Üstüne kritik vuruş şansı kazanıyor her düz vuruş attığında. Kritik vuruş şansı kazanıyor ki ben Retemer'ı buna takmamışım. Retemer'ı keşke taksaydık. İyi olmadı o. Ve aynı zamanda bu Diamond olduğu için şuradan geliştirme yapabiliyorsunuz. Bu normalde %40 şans değildi yani %50 şans falan değildi. Şuradaki yeşil yazanları var ya. Onlar artan şeyler. Onlar %40 değildi. Muhtemelen %20'dir. 20'den 30'a 40'a çıkmıştır. Yani geliştirmeniz gerekiyor. Ruh vererek geliştiriyorsunuz onları. Böyle bu karakter. İkinci yeteneğimizi bir kere daha göstereceğim. Üstüne üçüncü, hatta bu sefer üçüncü yeteneği çalışalım direkt. İkinciyi ortalama gösterdim ama bir daha gösterebilirim. Önemli olan şu an üçüncü abi. Hadi bakalım. İnşallah girebilirsek yani bugün iş yapacak. İnanıyorum kardeşim girebileceğine. Şarjım bitiyor bu arada ya. Hoş değil o, bayağı hoş değil. Şimdi daha birinci yeteneğimiz anca var. Cripple var bu arada. Bunda cripple olması hoş değil. İki tane de şey var. Power Drain var. Ona da çok dikkat etmem gerek. Yoksa canım yanacak. Okey. Şey geldi. Inferno geldi. Sıkıntı yok. İki taneye dikkat etmem gerek. İki taneye geçerse Power Drain canımı gerçekten çok sıkabilir abi. Ben geçeyim şöyle. İki taneye geçecek gibi hissediyorum çünkü.
Geçmeyecek mi ya? Tamam attın attın hadi. En güzel şeyini attın. Yalnız bayağı güzelmiş ya. Bende yok bu Aramble. Keşke olsa da. Yeter lan ne vurdun ya? Heh. At power dediğin adamsın. Bir de at. Tamam. Şimdi seni ben bir öldüreyim. Aa, küfür. Küfür. Küfür ed işte küfürü ben böyle etmek zorunda kalıyorum şu an. Senin ya ayıp be. O kadar doldurdum be birader. Ya ne kadar çok doluyor senin yeteneğin. Şimdi ağır küfür ettireceksin bana. Kamşat falanmış bir de şu tipe bak. Allah'ım mor onu. At şunu hadi. He he he. Lan yeter ne taradın lan? Manyak ettin kurşun manyağı olduk ya. Şuna bir geçeyim ben. Hadi üçüncüyü bir dolduralım abi. İki tane gelecek dur. Bak. Atayım şunu. He. Tamam. İzleyelim. Oh. Oh. Lan bayağı iyi be. Gerçekten bayağı bayağı iyi abi. Çok hoş ya. Animasyon falan olmuş yani. Gerçekten olmuş. Tabi bilgisayarda daha güzel bu. Orası ayrı bir olay da. Bilgisayardaki animasyonlar bayağı bayağı güzel hem de ya. Çok iş yapıyor. Kalkanı korudu bu arada onu uzun süre yani. Ama biz de ölümsüzüz. Biz de ölümsüzüz. Dert değil. Hadi bakalım. Üçüncü yeteneğimiz de bu şekildeydi. Aramble 2 tabii ki Day of Death takıma katabilirsiniz abi. Çok fazla iş yapar. Outlord'lara karşı iş yapar. Bunları gene söylemiştim ama olsun. Başka neydi iş yapabilir? Yine blok olayları. Assassin karakterlere karşı sanıyorsam iş yapıyordu. O pasifinde yazıyordu bir saniye. Bakayım ona bir. Onlara karşı da kullanabilirsiniz. Engelleme ihtimaliniz falan oluşuyor ya. Ekstra güçlendirebilir. Karşınıza gelen şeye göre, kompa göre değiştirebilirsiniz yani. Bu tabi şeyler için geçerli. Assassin karakterler aynen. Sıkıntı yok. KOT'nin KOT ne alaka kardeşim? KOT ne o? İkinci yeteneği bir kere daha göstermek istiyorum bu arada tam olarak. Bak gene çarptıramadık. Fıt fıt yaptık da yakın olmadığımız için gene çarpmadı. Çarpabiliyor diye biliyorum o. Şöyle yakın olsun. Aynen bak iki kere vurabiliyoruz. 1300. Az da vurmuyor yani. Gerçekten az da vurmuyor. Onu 3000 falan diye düşünün. Çünkü bak gene 1300. Ekstra ekstra. Baksana tek başımıza rahat bir şekilde öldürebiliyoruz abi. Zorlanmadan. Takımdaki en güçlü karakter olmadan rahat rahat öldürebiliyoruz. Bu yönü bayağı hoş. Bayağı bayağı hoş. Yani. Kodumuz bu arada ne olsun? Eksi 1 olsun. Böyle manyak bir kod verelim. Sayıdan gidiyorum genelde. Negatif sayıya indik bu sefer. Olsun. Evet kankalar. Aaron Black şimdilik bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Hoşunuza gittiyse ne mutlu bana. Bu şekilde devam gelecek. Kendinize iyi bakın.